İster onun gözüyle beni tanırsın, ister kendi gözlerinle beni tanırsın diyor. Padişah ötekine dünyalık veriyor, onu taş ocağına gönderiyor, sabah akşam taş kırdırıyor, ötekini de saraya bahçıvancı alıyor, gülleri derletiyor, hani deriyor. Ondan dolayı insanı tanımak, insanı sevmek, insana inanmak, insana gönül vermek basit bir olay değil. İnsan nefsine ağır gelen hiçbir olayı karşıya yansıtmaz. Ama maalesef bizler her zaman bir suçlu ararız. İlle suçlu vardır karşımızda, bir günah keçisi vardır. Halbuki Hazreti İsa'nın güzel bir sözü var. Bir adam diyor, gözündeki çapağı görmüyorsun diyor, pardon, milletin gözündeki çapağı görüyorsun diyor, çok affedersiniz, kıçınızdaki merteği görmüyorsunuz diyor. Yani insanın gözündeki çapağı görüyor. Halbuki kendi öyle bir halin içerisinde ki bunun farkında değil. İşte biz insanlar da kendimize dönmemiz için kendi yakamızdan tutacağız. Yüce Pir Sultan'ın dediği gibi, ayağın kayarsa yakana yapış demiş. Ama bizler hep bir başkalarının yakalarına yapışıyoruz efendim. Buyurun efendim. Ondan dolayı siz değerli canlarıma fazla sıkmadan, tabii ben zaman zaman güzel kızımız bizlere yer verirse bazı olaylara değinmek istiyorum. Bazı kıssalarla, misellemelerle sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum ama zamanımız olursa, bize değer şey verirse, zaman verirse sizlerle paylaşacağız. Hoş geldiniz efendim bu arada. Güzel canlar, kızımız bir güzel bir aşığımızı alalım. İnsanlar bir Kerbela olayıyla biraz gıdalansınlar. Ondan sonra size bırakalım. Buyurun. Eyvallah. Alkış. Alkış yapmayalım lütfen. Yapmayalım. Şöyle gelelim. Medir abi. Bahsettiğimiz şehitlerimize, şehitlerimizin başı İmam Hüseyin'den bir şiir okuması için Gülnur Abay'ı sahneye davet ediyorum. Gönlümde bir çiçek, dilimde hece, durur nazlı nazlı İmam Hüseyin. Özümde gerçekler, arzular nice, durur nazlı nazlı İmam Hüseyin. Erenler acıyı bal eyler, Hakk'ın didarını kul eyler. Dostlar gözyaşını sel eyler. Akar nazlı nazlı İmam Hüseyin. Ta ezelden dört kitaba yazıldı. Kerbela'da ehli beytim ezildi. Aba Müslüm çocukları kesildi. Sızlar. İmam Hüseyin. Kul Erdal'ım canı kurban eyledi. Kanlı Kerbela'ya ağıt söyledi. Mazlumu haneye mihman eyledi. Gelir nazlı nazlı İmam Hüseyin.
Paylaşımlarından ötürü kendisine teşekkür ediyoruz. Bizleri bugün de yalnız bırakmayan devlet büyüklerimiz aramızda. Bağımsız Türkiye Partisi'nden Bayram Güzel'i bizlerle duygularını paylaşması adına sahneye davet ediyorum. Ben de sözlerime şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, vatanımıza, milletimize başsağlığı, yaralarımıza acil şifalar dileyerek başlıyorum. Yine Sayın Başkanım, kıymetli misafirler, Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Başbey'in sizlere çok selamlarını getirdim. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sayın Başkanımın konuşmasını ibretle dinledim. Biz siyasetçiler biraz çok konuşuruz ama konu Ehl-i Beyt olunca burada Ehl-i Beyt'ten daha güzel bir kelam olmaz. Başkanıma hediye için yine Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Başbey'in yazmış olduğu 10.000 sayfalık Ehl-i Beyt külliyatının küçük bir özeti olan Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt eserini getirmiştim. Bize söz verince ben de bu eserden birkaç bölüm okumak istedim. Size müsaadenizle. Ehl-i Beyt seçilmiş, sevilmiş. Ehl-i Beyt Resulullah'ın göz bebeği, Allah'ın seçtiği kullar. Yüzlerce ayet var Ehl-i Beyt hakkında. Bunlardan bir iki tanesini ben okuyorum. Tahrir ayeti. Yüce Allah şöyle buyuruyor Kur'an'ında. Yüce Allah ancak ve ancak siz Ehl-i Beyt'ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Yani Ehl-i Beyt tertemizdir. Onlarda leke, kir, pas yoktur. Aksini düşünen bizden değildir. Meveddet ayeti. De ki peygamberim, ben bu hizmetim karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ehl-i Beyt'imi sevmenizi istiyorum. Yani İmam-ı Şafii bu ayete göre Ehl-i Beyt'i sevmek farzdır diyor. Biz de buna inanıyoruz. Ehl-i Beyt'in sevmenin farz olduğunu kabul ediyoruz. Yine Ehl-i Beyt'ten bir başka ayet. Bu da Ehl-i Beyt'in cömertliğiyle ait. Çok ayet var da yine İmam-ı Ali ve Fatıma anamızın 3 gün boyunca oruç tutup da iftar vaktinde gelen aça rızkını vermesi üzerine inen bir ayet. Ve ona ihtiyaçları olduğu ve kendi canları çektiği halde Allah rızası için yiyeceklerini yoksul ve yetim ve esire yedirenlerdir Ehl-i Beyt. Kıymetli kardeşlerim, bize bu söz hakkını verdikleri için teşekkür ediyorum. Bilmiyorum ne kadar zamanım var. Ehl-i Beyt olunca yani biraz ne mutlu. Resulullah'ın mübarek daşı ortada iken taht kavgasına düşen Sakife'deki olaylara karşı direnen Hazreti Fatıma anamızın yanında olanlara. Ne mutlu Sıffin'de İmam-ı Ali'nin yanında olanlara. Ne mutlu Kerbela'da zalimin zulmüne karşı kıyam eden İmam-ı Hüseyin Efendimizin yanında, safında olanlara. Ehl-i Beyt deyince Mustafa Kemal hatırlanmaz. Mustafa Kemal unutulmaz. O da bir Ehl-i Beyt çocuğuydu. Ne mutlu Dumlupınar'da, Anafartalar'da tükenmiş Osmanlı'dan Kuvayi Milliye Harekatı'nı başlatıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Mustafa Kemal'in safında olanlara.
Biliyor musunuz, muhtemel olarak biliyorsunuz, ukalalık yapmak istemiyorum ama Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Hacı Bektaş da Cemal Dede ile beraber kurmuştur. Orada günlerce beraber kim öğretti bize?